İklim ve hava hareketleri etkinlik 2. Birinci soru, iklim ve hava olaylarının nedenlerini doğru olarak eşleştiriniz. Şimdi baktığımızda günlük sıcaklık farkı nedir? Dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesi. Dönerse günlük sıcaklık farkları oluşur. Dünyanın güneş etrafında dolanmasıyla mevsimler oluşur. Hava olayları atmosferdeki su buharı ve günlük sıcaklık farklarıyla oluşur. Yağmur, kar, dolu ve rüzgar. İklim oluşumu çok uzun zaman içinde falan falan falan. Aynen öyle. Geçtik buraya. Aşağıdaki tabloda verilen ifadeleri iklim veya hava olayı olma durumuna göre işaretleyeceğiz. İstanbul'da yoğun kar, yoğun kar günlük bir şey. Dolayısıyla hava olayı oldu. Antalya'da meydana gelen hortum, hortum da günlük bir şey, hava olayı oldu. Dünyada Amazon'a en fazla yağış genellemiş. Yağış o zaman ne oldu? İklim oldu. Ülkemizde en çok yağış alan bu da genellemiş. Hop bu da ne oldu? İklim oldu. Şimdi toprak sudan daha çabuk, toprağın yoğunluğu az olduğu için çabuk ne yapar arkadaşlar? Çabuk ısınır ve çabuk ne yapar? Soğur. Daha çabuk, şimdi toprak sudan daha çabuk ısınır, daha çabuk o zaman soğur. Güneş doğunca toprak ne olacak? Isınacak. Çabuk ısınmıyor muydu? O zaman güneş doğunca ısındı. Sıcak hava yükselir. Isınan havanın kinetik enerjisi arttığı için yükselir, ortamı terk eder, yükselici hava oluşur. Bunun sonucunda basınç ne yapar? Düşer. Basınç yazacağız. Basıncı düşürelim. Şimdi yukarıdaki açıklamada soru işareti yerine 25-30 yıllık iklim, klimatoloji, iklim, klimatologlar soru işareti yerine gelmeliymiş. İklim gelmeliymiş dedik. 3'e geldik. Hava olayları nemli hava yoğunlaşırsa ama nerede? Gökyüzüne yakın yerde yukarıda olursa ne olacaktı pardon? Yağmur, yağmur, kar ve dolu olacaktı gökyüzüne. Yeryüzüne yakın yerlerde olursa sis, çiğ ve kırağı dediğimiz olaylar meydana gelecek. Şimdi dikkat edelim. İklimin insan üzerindeki etkisi. Ekonomik insan verilir örnek. Kültürel insan verilir örnek. Bitki örtüsü değil ki insan. Deniz de değil insan. Giyim şekli insan, konut tipi insan, iklimin insan üzerindeki etkisini. Çünkü arkadaşlar bir yerin iklimi, örneğin Arabistan'ı düşünün, ülkemizi düşünün. İnsanların giyim şekli, kültürleri, evleri, her şey ne oldu? Bizimkine göre çok çok farklı. Neden? Çünkü çöl ikliminde, kurak bir iklimde yaşıyorlar. 7. Ben ileride hava olaylarını araştırmak, incelemek istiyorum diyen Cem hangi mesleği hayal etmektedir? Hava olayı o zaman meteorolog olmak istemiş hava olayı. İklim deseydi klimatologtu. Bakalım. Gece gündüz arasındaki sıcaklık farkının sebebini açıklayınız. Dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesi ne yapıyordu arkadaşlar? Günlük sıcaklık farklarını oluşturuyordu. Hemen 11'e bakalım. Görsele göre ifadelerinin doğru mu yanlış mı? Şimdi şunu biliyorsunuz. Gündüz, bakın burası gündüz. Gündüz sular geç ısınır. Geç ısınır. Karalar ne yapıyordu? Çabuk ısınıyordu. Çabuk ısınır. Şimdi burası sıcak. Sıcaksa yükselici hava meydana geldi. Tanrıcıklar burayı burayı terk etti. Burada ne meydana geldi? Alçak basınç alanı. Aba! Alçak basınç alanı. Burası soğuk. Geç ısınıyor çünkü. Soğuksa, burasını sıcak diye de yazalım. Burası soğuksa tanrıcıklar bir arada. Dolayısıyla yoğun gaz var. Burası alçalıcı hava. Gazlar buraya geldi çünkü. Burası da yüksek basınç alanı. Yeba! Evet bakın yüksek basınç alanı. Alçak basınç alanı. Rüzgarda her zaman nereden nereye doğru esiyordu? Yüksek basınç alanından alçak basınç alanına doğru. O zaman denizden karaya doğru rüzgar oluşur. Evet denizden karaya gündüz böyle doğru. Yüksek basınç alanı deniz. Evet yazdım YBA. Alçak basınç alanı karadır doğru. Denizde hava daha hayır soğuk daha sıcaktık. Ne yaptın? Hop yanlış. Karada hava da hayır daha sıcak. Ne yaptın? Hemen onu da işaretledik. Deniz yüzeyindeki hava daha soğuktur. Yazdık zaten daha soğuktur. Bu da ne oldu? Doğru. Oldu. Geldik 9. soruya. Sıcaklıkları verilen hangi iki bölge arasında oluşacak rüzgarın şiddeti en fazladır? Arkadaşlar, rüzgarı oluşturan faktör sıcaklık ve basınçtı. Dolayısıyla bir taraf ne kadar soğuk olursa,
Diğer tarafta ne kadar sıcak olursa, bakın burada basınç farkı o kadar çok olur, rüzgarda o kadar şiddetli eser, o zaman oluşan güneşte en fazladır A ve D dedik. Şimdi burada sıcaklığı vermiş, burada da bakın rüzgarın hızını vermiş, dikkat edin, direkt rüzgar hızını vermiş. O zaman rüzgar hızı en fazla olan yerdeki basınç farkı ne olacak? En fazla olacak. En fazla basınç farkı burada. Sıcaklık farkı da burada dolayısıyla. Sıcaklık farkları en fazla burada zaten rüzgarın hızının fazla olduğu yerde sıcaklık farkı çok. Şuradaki olduğu gibi bak fark çok. Sıcaklık farkı. Dolayısıyla basınç farkı da en fazla yine D. D. Rüzgar hızlı çünkü. Dedik. 10. soruya geldik. Şimdi bu görselde arkadaşlar yukarıdaki noktalar bizi alakadar etmiyor. Burada zaten döngü sürüklenip gidecek. Bizim için önemli olan yataydaki hareket, yataydaki hava hareketine ne diyorduk? Rüzgar diyorduk. Dolayısıyla rüzgar buradan buraya doğru estiğine göre burası o zaman yüksek basınç alanı. Bunları bir yazalım. Burası da ABA, alçak basınç alanı. Çünkü rüzgar yüksekten alçağa doğru eser. O zaman burası soğuk. O zaman burası sıcak. Şimdi devam edelim. Yüksek basınç neresi? A noktası, onu sormuş. Alçak basınç da B noktası. Şunu biraz daha şöyle yapayım. Yüksek sıcaklık neresi? Sıcak olan B'ydi. Düşük sıcakta ne olacak o zaman? A olacak. 13'e bakalım. Hava olayları yeryüzü şekillerinin oluşmasında etkilidir. Buna göre yukarıdaki resimlerden hangileri bu açıklamayı destekler? Arkadaşlar peri bacaları, rüzgar, yağmur falan filan. A destekledi. B yine aynı şekilde destekler. Doğal olay. C zaten kumullar, hava olayları, sıcak soğuk destekledi. Sel destekledi. Bu insan yapısı, bu da insan yapısı. E ve F ile işimiz yok. A, B, C, D. Yapmamız bir şey yok. Etkinlik çözümleri bitti.